Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iyi bilanço getirmeye devam eden şirketlerin incelemesini gerçekleştiriyor olacağız. Bu video içerisinde bu video içerisinde iyi bilanço getiren şirketleri incelerken aslında birikme olmasın diye ben sizlere geldikçe yani son bilançolar eklendikçe çekiyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü burada çektiğimiz 4 ise yani burada birazdan incelemesini sağlayacağımız 4 ise en iyi bilanço getirmiş 4 şirket değil. Sadece 9 aylıklar yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor ve ortalama bizim incelememiz gereken 200 ila 250 tane hisse senedi olacak. Bazılarını dışarı koyduğumuz zaman 200-250 tane elimizde güzel hisse senedi kalıyor. Şimdi bunların hepsini bilançolar açıklandıktan sonra yapmaya çalışırsak çok sıkışıyor ve sizler de erken hamlede bulunamıyorsunuz. Borsadaki en önemli metriklerden bir tanesi zamanlamadır. Bu yüzden ben iyi bilançolar geldikçe o şirketleri sizlere ekliyorum. Fakat birikme olmasın diye yaptığımı unutmayın ve bu yüzden lütfen ani ataklar göstermeyin. Yani bu şirket buradaki en iyi şirket o zaman hemen satın alayım asla değil. Her zaman ne yapıyoruz? Finans ve Borsa kanalı izleyicileri bilinçli yatırımcılardır ve bir takip listesi oluştururlar kendilerini. Bu takip listesinde uygun fiyatlara uygun zamanlamada geldiklerini de evet alım yapabiliriz. 4 tane önemli hisse inceleyeceğiz. Şu ana kadar açıklanan 9 aylıklar içerisinde en iyilerinden olduğunu düşündüğüm 4 tane hisseyi sizlere söyleyeceğiz. Zaten son 1-2 gün içerisinde gelen bilançolardır. Üzerlerine bilançolar eklendikçe özellikle de bizim bildiğimiz BIST 30, BIST 50 şirketlerindeki önemli şirketlerin getirdiği iyi bilançoların üzerinde çok daha fazla duracağız. Onların faaliyet raporlarının içerisine de gireceğiz. Yine bir bildirim yapmak istiyorum videoya geçmeden önce Osmanlı yatırımı 1 Kasım tarihi itibariyle yapacağımız ücretsiz eğitime kayıt olabilmek için açıklama ve yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta. Katılla ilgili bazı sorunlarınız, bazı şüpheleriniz, bazı mesajlarınız oluyor. Bunları hemen hızlıca cevaplamak istiyorum. Şimdi katıl en başında evlere yapılmış bir danışmanlık servisi değildir. Kişiye özel bir uzmanlık, eğitim servisi, soru cevap etkinliği, kişisel bir danışmanlık değildir asla. Veya sorduğunuz bazı mail sorularınıza oldukça cevap vermeye çalışıyorum özellikle de eğitimsel sorularsa ama bunu alayım mı kaçtan alayım nereden satayımın cevabını veremiyorum. Biliyorsunuz bununla ilgili artık yasalar çıkmaya da devam ediyor. Bu konuda denetleniyoruz ve yasal bir suç olduğu için alım satım sorularına maalesef ki cevap veremiyorum. Burada şunu sizlere söylemek istiyorum. İnisiyatif bende. Katıl videolarının paylaşım inisiyatifi de bende. Ben uygun gördüğüm zaman bakın istediğim keyfi olarak istediğim zaman demiyorum. Uygun gördüğüm zamanlarda paylaşımlar yapıyorum. Emin olun ki şunu çok net olarak söylüyorum. Benim takipçimi yani beni izleyen kişileri, bana güvenen kişileri, benden daha çok seven, benden daha çok düşünen kimse olmayacaktır. Bu yüzden ben sizlere piyasa uygunken bu işlemleri açmak, piyasa uygun değilken bu videoları göndermemek istiyorum. Yani şunu bilin. İnisiyatif bendedir. Katıl videoların geliş gidiş zamanı bana aittir. Ben zaten piyasanın uygun olduğu zamanlar çok daha fazla atmaya çalışıyorum. Örneğin şu düşüş zamanını katıl üyeleri bakarsa ne kadar fazla katıl videosu olduğunu görecekler. Ama yükseliş belli bir yerin üzerine geçtikten sonra özellikle daha dikkatli olmaya çalışıyorum. İnisiyatif bendedir katıl videolarında ve sizlere benden fazla düşünecek, benden fazla destekleyecek kimse yoktur emin olabilirsiniz. O yüzden uygun zamanları bekliyorum. Bir diğer bakış açısı bildiğiniz gibi bizim 300-400 videoluk eğitim serilerimiz var. 8- 10 tane temel, teknik, kap, yatırım fonları, temet yatırım gibi eğitim serileri var. Gidip başlıca bir Udemy'e bakabilirsiniz isterseniz. Bunların tanesi biner ikişer bin liralardan devam ediyor. Belki şu ana kadar verdiğimiz eğitimler 10-20 bin liralık eğitimler. Ben sizi düşünmüyor, sevmiyor olsaydım zaten bu eğitimleri vermezdim ücretsiz olarak. Hepsini paralı şekilde koyardım. Ya da hepsini katıla çekerdim. Hepsini Udemy'e koyardım ama dediğim gibi burada inisiyatif biraz bende. Bugün de bir katıl videosu yayında olacak. Onu da lütfen izlemeyi unutmayın. Çok değerli bir katıl videosu. Özellikle katıl yatırımcısının çok hevesli olduğu kısa vadeli hisseler. Hocam kısa vadede para kazanabileceğimiz, kısa vadede yukarı doğru hareketlenebileceğini düşündüğünüz hisseler var mı diyorsunuz. Bunun cevabı bugün katıl videosu içerisinde olacaktır. Laf çok fazla uzadı. Hemen videomuza geçmek istiyorum. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Şimdi Öncelikle biz gelen bilançoları inceleyeceğiz ve gelen bilançoların üzerine bir yorum da yapacağız tekniksel olarak. Fakat önce bizim BIST 100'ü bilmemiz lazım. En azından şu dip tarihi dediğimiz 29-30 Eylül'ler tarihinden şu anki seviyeye kadar endeksin ortalama %26-27 getirdiğini bilelim ki diğer hisseler de %25 getirdiyse endeks kadar mı getirdi? Üstünde mi getirdi? Altında mı getirdi? Buna bilebilelim. İlk şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi Deniz Gayrimenkul'e geldiğimde satışlarını gördüğünüz gibi zaten artık sağda yazıyor %131 artık arttırdığını, esas faaliyet karını %371 arttırdığını ve net dönem karında 1355 attırdığını on, 15 kat civarında bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklarını bu kadar büyütmemiş bu bizim için bir eksi durumdur. Satışları fave ve çeyreklik netleri gayet güzel. Tüm marjlarının yukarı doğru dönük olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığını %28'den %42'ye çıkartmış bu çok güzel. Cari oranı gayet güzel seviyelerde tek sıkıntı Kaldıraç oranını bir miktar aşağı indirmesidir. Bunun haricinde bir sıkıntı yok. Fiyatlanmasına baktığımız zaman 30 Eylül tarihlerinden aldığımızda Ortalama şu anki getirisinin %26.5 olduğunu Ve endeks kadar getirdiğini görebiliyoruz. Şöyle biraz daha 3 liralar ve altında 2.90'lar ve altında işte 2.83'ler civarında alımlar için uygun gözüküyor deniz gayrimenkul. Hemen devam ediyorum bir sonraki hissemizde. Bu arada deniz gayrimenkul bir GEO olduğu için hesaplamasını yapmadım ama bundan sonra hepsinin hesaplama modelimize uygun şekilde hesaplamalarını da gerçekleştireceğiz. O yüzden hesap makinemi de şuraya açıyorum. Şimdi garanti faktörünge baktığım zaman esas faaliyet gelirlerini %92 arttırdığını, net faaliyet karnı %166 arttırdığını ve net dönem karnı %45 arttırdığını görüyoruz. %20 bir öz kaynaklar artmış Faaliyet gelirlerindeki çeyreklik net faaliyet karındaki ve çeyreklik net kardaki artışında Gayet güzel olduğunu görebiliyoruz Öz kaynak karlılığı yüzde 42'den 46'ya çıkıyor Kaldıraç oranı 89 90'lar seviyesinde gayet iyi Ve Takip alacaklar oranı ise şöyle baktığımız zaman %1.42'ler civarında olması da bizim için gayet güzel. Tüm marjların da yukarı dönük olduğunu buradan tekrar görebiliyoruz. Şöyle basit bir hesaplama yapalım. Yine faktöringde de çok etkili olmayacaktır ama 234 milyon TL'lik bir net kar olduğunu görüyoruz. Zaten şöyle sağda çekersem net dönem karı olarak göreceksiniz. Şimdi 9 aylıkta 234 milyonsa ben 234 çarpı 1,33 yaparsam senelik net karını yani bir çeyrek daha eklemiş modelini bulmuş oluyorum. 311 milyon. Şimdi bunu geliyorum ortalama 80 milyona böldüğüm zaman ki ödem sermayeden hisse başına kar bulalım. Hisse başına karının ortalama 3 lira 89 kuruşlar civarında olduğunu görebiliyoruz. Bunu ortalama 6-7 fk'lardan çalıştırmak yeterli olacaktır. Bu da bizlere 23 liralar mertebesini gösteriyor. Hemen gelelim bir de teknik grafiğine bakalım. En azından alım satım noktalarını veya yükselişlerini birlikte konuşalım. Yine dip seviyelerimizden baktığımız zaman ortalama yükselişin %28'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bu fazla bir yükseliş. Bizim doğru alım noktalarımız 17.30'dur. Aşağıda 16.47'dir ve daha aşağıda maliyetlenmek için İsteyenler içinse 15 lira 50 kuruşlar seviyesi bizim için mantıklı gözüküyor. Hemen devam ediyorum. Mia Teknoloji. Şimdi bu tip biraz daha teknolojisel şirketlerin ve büyük şirketlerin özellikle BIST 30 BIST 50'lerin sizlerle birlikte incelemesini faaliyet raporlarına kadar incelemesini zaten gerçekleştireceğiz ama birikime olmasın üst üste sıkışmasın diye burada da yine hesaplıyorum. Hemen şöyle 190 çarpı 1,33 yapıyoruz. 252 milyon senelik net kar. Bunu gelip 38 milyona böldüğümüz zaman ortalama hissenin 6 lira 65 kuruşlar mertebesinde Olduğunu görüyoruz Yine 10 FK'dan çalıştırdığımız zaman 66 liralar mertebesi bizler için uygun gözüküyor. Şimdi şöyle bir algı var buna da cevap vermek istiyorum. Hocam 66.5 liralar mertebesi uygun gözüküyor. E hisse 68 lira o zaman biz bu hisseyi alamaz mıyız? Hayır neden alamıyorsunuz? Hemen çözelim bunun bu sorunun da cevabını çözmüş olalım aynı zamanda. Şimdi 66.5 liralar belki 11-12 FK'lardan çalışınca 70 liralar uygun gözüküyor. E hisse 68 lira o zaman ben bu hisseyi alamam. Hayır hisseyi alabileceğim noktalar var. Hisse ucuzlamaya başlayacak. 60 lira 90 kuruşlar benim ilk kademem olacak burada. İkinci kadememe baktığım zaman 53 liralar olacak. Üçüncü kadememe baktığım zamansa 46 liralar olacak. Bunun ortalaması 50 lira diyebilir miyiz? Hisse hesaplamamızda 66 lira çıktı mı 16 liralık bir kar marjı burada gözükmüş oluyor. Ya düşmezse düşmezse almamış oluyorum. Düşünce alabileceğim takip listesine koyuyorum ve işlemlerime devam ediyorum. Aslında olay burada bu kadar basit. Yani hissenin ne fiyatta olduğundan ziyade benim aldığım fiyat çok önemli. Şu an 100 lira da olabilir. Yani mesela Asus uzuyor bilançosu açıklandı ama incelemedik çünkü çok pahalanmıştı. Hatırlar mısınız? Şöyle bakalım sizlerle birlikte Asus'u'ya. Bakın Asus'un fiyatı şu an göreceksiniz 213 lira. Biz Asus'u'yu aldığımız zaman 25 ile 30 liralar bandındaydı hatırlarsanız. 10 kat verdi. Ve şu an o videonun üzerinden henüz 8,5-9 ay geçti. Bakın temel analiz eğitim serisi içerisinde bile Asus örneğini size anlatıyordum. O sıralar ne kadar uygun, ne kadar cazip olduğunu. Fakat şu an iyi bilanço getirmesine rağmen cazip bir şirket haline gelmiyor bizim için. Neden gelmiyor? Çünkü bu karlılık, bu fiyatı tatmin etmiyor. Bu karlılık bu fiyatı hak etmiyor. Hak edeceği zaman tekrar bizim için uygun olacaktır. Tofaş'ta nasıl 90-100 liralardayken iyi değil demiştik. 60 liralara çekilmişti. Oradan almıştık. Aynı şekilde burada Mia teknoloji ...içinde bu geçerli. Alım seviyelerimiz bellidir. Doğru fiyatlara geldiğinde alım yapmamız gerekiyor. Bunu bilelim. Hemen devam ediyorum. Son şirketimizde. Son şirketimiz Frigo. Şimdi bir gıda şirketi olduğu için zaten sevilen tercih edilen şirketler arasında yer alıyor. Satışlarının %78 oranında esas faaliyetten elde ettiği kar %238 oranında ve ve net dönem karını da %300 oranında arttırmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. %300 oranında arttırmış demek 3 kat yapmış demek değildir. 4 kat yapmış demektir. Bunu iyi bilelim. Çünkü %100 demek 2 kat, %200 demek 3 kat, %300 demek 4 kattır. Bu şekilde gidiyor. O yüzden aslında burada karın 4'e katladığını bilmemiz gayet önemli bizim için. Hemen gelelim şöyle hesaplamaya ki bu e, video içerisindeki de en karlı şirketlerden biri olduğunu göreceğiz. Bu nedir? 57 milyon TL 9 aylıktaysa senelik de 75 milyon TL yapacağını hesaplıyorum. Bunu ödenmiş sermaye bölüyorum ve ortalama 10 FK'dan çalıştırıyorum. Yine ne görüyorum? 6 lira 20 kuruşlar seviyesini. Fakat açıkladığı çeyreklik satışlardaki büyüme, favökteki büyüme ve netkardaki inanılmaz büyüme beni burada tatmin etmiş oluyor. Aşağı geldiğim zaman marjlarının genel bağlamda yukarı doğru döndüğünü favök hariç görebiliyorum. Öz kaynak karlılığı %15'lerden %28'lere geliyor. Kaldıraç oranı ise düşüyor. Bu bizim için bir sıkıntı çünkü şu sıralar borçlanmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Cari oranını da arttırıyor. Frigoyu da doğru alım noktalarına bakacağız. Bu tekrar ifade ediyorum. Videolar sıkışmasın. Üst üste binmesin diye çekiyorum. Yoksa bunlar tabii ki 9 aylıkları en iyi gelen şirketler değil. Sadece 9 aylıklarda diğer aylara göre daha iyi yapan ve 9 aylıklarda yukarı doğru kendini revize eden şirketleri seçiyoruz. Bu 9 aylıkların tamamı açıklandıktan sonra şöyle çok güzel bir top 5, top 10, top 15 hisseleri de sizlerle birlikte tabii ki inceliyor olacağız. Doğru alım seviyelerime baktığım zaman 5 lira 67 kuruşlar karşıma çıkıyor. Aşağıda 5 lira 25 kuruşlar karşıma çıkıyor ve son noktada da 4 lira 60 kuruşlar karşıma çıkmış oluyor. Bunlar bizim için uygun alım noktalarıdır diyebiliriz. 9 aylık bilançolarda en azından diğer nazaran daha iyi getiren şirketlerin ilk listesi ilk görünümü bu şekilde yer alıyordur. Tekrar ifade ediyorum bu akşamki katıl videosunu lütfen kaçırmayın. Kısa vadedeki hisseler o katıl videosu içerisinde yer alacaktır. Hemen hızlıca sizlere videomuzun sponsoru olan Midas'tan bahsedeceğim. Borsa İstanbul tarafına yeni başladılar. SPK onaylı bir aracı kurumlar. Yıl sonuna kadar işlem komisyonları sıfır. Canlı veriler ücretsiz. Hesap işletim ücreti yok. Portföy taşıma virman ücreti yok. Herhangi bir şekilde hak kullanımı rüçhan bedelli bedelsiz de bir ücret talep edilmiyor. Takas payı ve saklama ücret de yine yok ne masraflarında ücretsiz olduğunu Bu noktada görebiliyoruz Bu da bizim için özellikle borsa tarafında yatırım yapanlar veya daha fazla trade yapanlar için oldukça avantajı görüntüsü Aşağı tarafa ben sizlere indirme ve kayıt olma linklerini bırakacağım Midas'a kayıt olmak isterseniz oradan hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz Videomuzun sonuna geldik Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın